Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üçgenler, üçgenin yardımcı elemanları olacak. Konu anlatımı çalışacağım. Sesimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, TYT Matematik, üçgenin yardımcı elemanları, ikinci test, test A olacak sevgili arkadaşlar ki aynı testimiz aynı zamanda 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 9. sınıf matematik kitabında da yayınlandı. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine her ikisinin de tıkladığınızda her iki kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım konuları pekiştirmek için 9. sınıfa ait MEP kazanım kavrama testleri, MEP tekrar testleri, MEP çalışma soruları, MEP çalışma defteri, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepsinin hem matematik hem de fizik dersine ait olmak üzere ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Bu da 9. sınıfla ilgili videonun altında arkadaşlar. Oynatma listelerinin teker teker linklerini koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bakın TYT için bakan arkadaşlarım hem bunlara hem bunlara hem 11-12'lere. Ayrıca TYT, mezuna kazanım kavramı, 3 adım TYT'ler, 3 adım denemeler. Bunlara da bakabilir arkadaşlar. Bunu da TYT ile ilgili videonun açıklamalar kısmına hepsinin linkine ekleyeceğim. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Birinci soru diyor ki, aşağıdaki şekilde K noktası ABC üçgenin kenarlarına eşit uzaklıktadır. Güzel bir bilgi. AB AC'ye dik, güzel. DE BC'ye paralel. Oo, ne kadar güzel. Bu da çok güzel bir haber. DK 3, KE 4 olarak veriyor. Buna göre BC kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, hazır bu nokta bir herkese bütün kenarlar eşit uzaklıktaysa, bak eşit uzaklıkta ne demek? 1.1 doğruya arkadaşlar, uzaklığı dik olan uzaklığıdır. Yani şu uzaklık, şunları çizdim. Buralar, şu dik uzaklıkların hepsi birbirine eşit imiş. Yani şu arkadaş, şu arkadaş ve şu arkadaş birbirlerine eşit. Kırmızıyla çizdim zaten. Şimdi değişik kalemlerle çalışabilirim. Peki sevgili arkadaşlar, bu ne demek? Bu şu demek. Bak, ben B'den K'ye bir çizgi çeker isem ne görüyorsun? Bu BK'nın herhangi bir noktasından kollarına dikme indirim ve indirmişim ve bunlar birbirine eşitmiş. Bu ne zaman oluyordu sevgili arkadaşlar? Ahanda bu arkadaş açı ortay iken oluyordu. Aynı şekilde A'dan K'ya çekersem, bak kenar ortayın herhangi bir noktası ki kendileri K olur. K'dan kollara indirdiğim dikmeler birbirine eşitse demek ki şu arkadaş açı ortaymış. Hiç boş durmuyorum. K'dan C'ye çeker isem yine aynı şeyle karşılaşıyorum. Buradan bakın bir noktadan çektim ki çok kötü çizilmiş çizgiler biliyorsunuz. Bu buna eşit değil gibi. Ama gördüğün üzere sevgili arkadaşım şu arkadaş hop bir açı ortay oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen böyle durumlarda sevgili arkadaşım daha kolay görelim diye bu sefer de yeşille şeyleri alalım. Bak A açısı A açısı. Pardon bunlar B olsun ya. B köşesinde ya. BB. Şunlar AA olsun. Şunlar da CC olsun. Bunları niye yaptım sevgili arkadaşım? Şimdi bak şu arkadaş ile hop şu görmüş olduğun arkadaş ile doğrultusuyla şu doğrultu bu arkadaşlar birbirlerine paralel ise sen burada ne görüyorsun? Sen hep ZZ diyorsun ya ben ona ters iç ters açılar diyorum. Bak hop Z'yi gördün mü? Bak burası da B kadarmış. Sevgili arkadaşlar, o zaman burası ne oldu? İkizkenar bir üçgen oldu. O zaman hiç boş durmuyorum. DK 3 birim ise Bursa Diyarbakır'da 3 olur. Bursa Diyarbakır eşittir Diyarbakır Kastamonu. Doğru mudur? Evet, çünkü neden? İkizkenar. Aynı şekilde bak burası C ise sevgili arkadaşım, yine Z ki kendilerine iç ters deriz biz. O burası da C oldu. Bak burası da ikizkenar üçgen oldu. Demek ki KE uzunluğu 4 ise EC uzunluğu da 4 birim olur. Hemfikir miyiz? Harika. Bitti mi soru? Hayır, bitmedi. Adım adım BC'ye gidiyoruz. BC'ye giden yolda taşları döşüyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi AB. Oo, sarı sarı kalemlerim nereye gitti benim? Aa, sarı kalemi kaybetmişim, iyi mi? Kesin ben onu yere düşürmüşümdür. Sevgili arkadaşlar, ADE üçgenine bakmanı tavsiye ederim.
Burada ne görüyorsun? Bak AK1 kenar ortay ve ben bu durumda ne yapıyordum sevgili arkadaşlar? Birinci testte de konuştuk. Şu kenarların oranları şu kenarlarla aynı orantılıdır. Yani bu arkadaş 3 ise bu arkadaş 3K kadar AD. Bu arkadaş 4 birim ise bu arkadaş da 4K kadardır. Yani 3'ün bir katı 4'ün de aynı katı kadardır. 3 ile ve 4 ile orantılıdır. Harika. Bunu yaptık mı sevgili arkadaşım? Yaptık. Başka ne yapabilirim sevgili arkadaşlar? Şöyle bir irdelediğimizde onu görmüş olabilirim. Bunu da görmüş olabilirim. Burası 4 birim dedik. Burasına 3 birim dedik. Güzel. Şöyle bir şey yapalım. Şu arkadaş 3, 4. Sevgili arkadaşım bak DE'yi bakar mısın? DE uzunluğuna. Gel buraya. DE uzunluğuna. Şimdi bak. Buraya 3K dedim. Buraya 4K dedim. ADE üçgeni bir 3, 4, 5 üçgeninin parçası değil mi? DE uzunluğu da sevgili arkadaşım. Burası 3K, burası 4K olursa 5K olmaz mı? Aa, evet öğretmenim. Sevgili arkadaşlar bu 5K uzunluğunu bilmiyor muyum ben? 7. Evet öğretmenim. 5K eşittir 7 birim. K buradan kaç çıkar sevgili arkadaşlar? 7 bölü 5. Ayrıca sen bu soruyu şöyle de çözebilirdin. Şimdi burası 7 ya. Pisagor yapardın. 3K'nın karesi artı 4K'nın karesi eşittir Pisagor bağıntısı 7'nin karesi. Böyle de gitseydin yine K'yı sevgili arkadaşım 7 bölü 5 bulurdun. Anlaştık değil mi bu konuda? Harika. Zaten 7 burada 5 belli belli. Burası da 25 olacak. Bölü 25. 7 bölü 5 olacak. Güzel. Peki öğretmenim sen buradan nereye gittin? Sevgili arkadaşım şuraya gittim. Aa, bir dakika ya. Ha, 3'e şey oranı. Ha, K'lar belli oldu. Ben şimdi buradan benzerlikten de çözerim soruyu. Nasıl çözerim? Şimdi şu arkadaş ne kadar oldu? 4 çarpı ya da şu 4 çarpı K kadar ya. 4 ile K'yı çarp çarp sevgili arkadaşım. 28 bölü 5 olur değil mi? Kim bu? AE uzunluğu. AE uzunluğu. Bak 4K dedim ya K'yı buldum. 4 ile çarptığımda 28 bölü 5 olur. E şimdi benzerlikle çözerim. AE'nin hop AC'ye uzun oranı AC'ye oranı eşittir DE'nin hop sevgili BC'ye oranı. Konu kapanmıştır. Değil mi sevgili arkadaşım? Harika. AE'yi ne kadar buldum? 28 bölü 5. 28 bölü 5 bölü AC ne kadar? 4 artı 28 bölü 5. Evet. Eşittir. DE ne kadar? 7 bölü sevgili BC. Sevgili arkadaşım bak burayı 5 ile genişlet. 20 bölü 5. 28 bölü 5 bölü şu arkadaş 20 bölü 5 de yazdım. 48 bölü 5 eşittir. 7 bölü BC. Hop, buradan 5'ler gitti. 28 bölü 48. Hemen sadeleştirelim bunu. 4'e böl 7, 4'e böl 12. 7 bölü 12 eşittir 7 bölü BC. BC bağırmıyor mu? Bağırıyor değil mi? BC 12 oldu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Tamam. Buradan K'yı bulduktan sonra şurayı da K cinsinden yazıp oradan da yürüyebilirsin. Şey sana kalmış. Keyif senin, keyfin. Tercih senin. İki numara aşağıda ABC üçgeni. Yani burada mesele şunları görebilmek. Sarı bölgeleri, şunun şunu oranı. Daha sonrası matematikte temel kavramlar sevgili arkadaşlar. 9. sınıf için ağır olabilir. Evet kabul ediyorum. Ama TYT için fena değil. Ama ilk sorular bence biraz ağır olmuş. Sonraki sorular daha kolay. Bazen kantarın topuzunu çok kaçırmışlar. Normal şartlarda bu pekiştirme testleri çok güzel ama bazı testlerde çok kaçırmışlar. Aşağıda ABC üçgeni verilmiştir. Görüyorum ABC. DE AE'ye dik. AE 19. Burası 19 birimmiş arkadaşlar. Güzel. FBD açısının ölçüsüyle DBC açısının ölçüleri birbirine eşit. BCD açısının ölçüsüyle de DCE açısının ölçüleri de birbirine eşit. Zaten işaretlenmiş. Teşekkür ediyoruz. Buna göre ABC üçgenin çevresi kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar burada fark etmemizi istedikleri şey şu. Bak bir açıortay var. Buradan buraya ne olmuş? Dikme inmiş.
Hemen bir dikme de sen buraya indir. İndirdin mi? İndirdin. O zaman ne oluyor? Açıortay şu iki arkadaş birbirine eşit. Tamam mıyız? Tamamız. Boş durma. Buradan da buraya bir dikme indir. Bak bu sefer de şu BD'den iki tane dik indirmiş oldun. Şu arkadaş ile de bu arkadaş birbirine dik oldu mu? Oldu. Sen bakma normalde şu üçgenle bu üçgen aynı üçgendir. Hiç aynı gibi durmuyor çünkü kötü bir çizim olduğu için. Sen güzel çizsen sevgili arkadaşım gerçek manada şu üçgen ile şu üçgen katladığında aynısı olur. Tamam mı? Sakın bunlar Mars'ta, Jüpiter'de olan şeyler gibi düşünmeyin. Bunlar gerçekte aynı üçgenlerdir. Burada aynı gözükmemesinin sebebi çok kötü bir çizim. Çünkü bu açıyla bu açı birbirinin aynısı değil. Keza burada öyle. Bu biraz daha insaflı olmuş. Tamam. Orada bir duralım. Çok fazla da şey yapmayalım. Gömmeyelim. Sevgili arkadaşlar ne dedim? Bu üçgenle bu üçgen aynı ise yani şu uzunluk ile de bu uzunluk aynıdır. Burası x kadar ise bu burası da x kadardır. Aynı zamanda bu üçgen ile bu üçgen aynı. Bak aynı açı aynı açı dik dik. Şunlar aynı. Bu kenarlar aynı. O zaman bu kenarların eli armut mu topluyor? Hayır. Buralar da aynı. Y y. Doğru mudur? Doğrudur. Nereye gidiyoruz? Tahmin et. Sevgili arkadaşım şuraya gidiyoruz. Bak şimdi ben hemen atraksiyonlara devam ediyorum. İki tane dış açıortayı hazır yakalamışım. Hop şu arkadaşı da çekiyorum. Bak bu arkadaşı da çektiğimde buraya geldiğinde bunlar da açıortayların kesişim noktasından geçtiğine göre bu arkadaş da Allah'ın emri açıortay olmak durumunda. Ve şimdi bak AD'ye açıortaydan bir nokta almışım. Buraya dik, buraya dikilmişim. Demek şu mesafe ile bu mesafe de birbirinin aynıdır. Bak burası 19 idi. Burası da 19 olur. Hemfikir misin? Harika. Şimdi sevgili arkadaşım zurnanın zırt dediği yere geliyorum. Tamamı 19 ise AC'ye ne kadar kalır? 19 eksi x kadar kalır. Tamamı 19 ise AB'ye ne kadar kalır? 19 eksi y kalır. Sen olayı fark ettin. Şimdi sevgili arkadaşım arkana yaslan keyifli bir şekilde ABC üçgeninin bana çevresini söyle. 19 eksi y artı x artı y artı 19 eksi x. Değil mi? Bak y'ler y'ler x'ler x'ler gidiyor. 19 artı 19. Buyur sana Kars'ın plakı, Kars değil ya. Kayseri'nin plak işareti 38. Konu kapanmıştır. Kars 36'ydı. Kars beni andı. Buradan Kars'a selamlar. Anlaştık mı? Güzel. Fena değildi. 3 numara. Sevgili arkadaşlar hiç haz etmedim. Hatta bir testte çözerken kendi kendimi yamulttuğum bir soru bu. Böyle şeyleri çok, ezber şeyleri çok beğenmiyorum ama neyse hadi. Gene açıortay açıortay. Bu arkadaş bu arkadaşmış 40, 70, 30, 75 üzerlerine gösterilmiş. AC'de açısı soruluyor. AC'de şu arkadaşı soruyoruz arkadaşlar. Gel buna alfa soru işareti diyelim. Şimdi burada normal şartlarda o soru bana bakar ben ona bakarım. Burada bir şeyler yazdım deyip birbirinin aynısı denklemlerle karşılaşırsın. Oysa burada fark etmemiz istenen hikaye de şu. Şunu uzatırsak bak burası doğru açı ya. Toplamı 180 olacağı için şu arkadaşın 70 olduğunu fark etmen isteniyor. Ki ben yine söylüyorum ben pek haz etmiyorum böyle şeylerden. Bunu da uzatırsan bak burası da 180. Burasının da 75 derece olduğunu fark etmen isteniyor toplamları. Yani bak burası da bir açıortay. Şurası da bir açıortaymış. Allah'ım sana geliyorum. O arkadaşlar iki tane dış açıortay ise demek ki bu arkadaşlar da hop açıortaymış diyoruz. Değil mi? Çünkü iki dış açıortay az önce konuştuğumuzun hemen hemen aynısı. Aynı açıortaylarsa bu arkadaşlar x x olur, değil mi? Çok güzel. Peki bunun boru nereden bulurum? Bak ABD üçgenine bak. 40 derece, 30 derece A açısı ne kadar kalır arkadaşlar? 110 derece. Ve bu 110 dereceyi bu iki arkadaş kardeş payı paylaşır. 55 derece, 55 derece çünkü arkadaş açıortay. Daha sonra da sevgili alfaya yürüyen yol artık açılmıştır senin için. O patika dümdüz asfalt yolu almıştır. 55 derece artı sevgili alfa artı sevgili 105 değil mi? 30 artı 75'ten toplamı 180 derece olmalıdır. Şunlar sana 160'ı verir. Alfa da eşittir 20 derece olarak zuhur eder. Bursa'yı işaretler.
polemiğe molemiğe girmeden 4'te devam edersin. 4 numara. Bu da zırt diye çıkan bir soru arkadaşlar. Bu da soruyu anlayabilmek mesele. ABC üçgeninde D, E, F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Hop, hiç affetmem. Anında yaparım. Tık tık, tık tık. Tamam mıyız? Tamamız öğretmenim. Pekala. ABC üçgenin ağırlık merkezi G1. ABC üçgenin G1. DEF, DEF üçgeninin ağırlık merkezi G2 olmak üzere AG1 bölü FG2 oranı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşım, hemencecik ABC'nin kenar ortayı diyerekten şu arkadaşı bir kere çekiyorum. Neden çektim? Zaten bu arkadaş kenar ortaysa buradan geçecek. Bak iki eşit parçaya böldü. Kendini yorma, şunları da çizebilirsin ama hiç gerek yok. Şurada buluştuklarını görüyorsun değil mi? Bak bu işte neymiş? G1 noktasıymış. Güzel. Sevgili arkadaşım, efendim, şimdi iyi bak. Bu arkadaş buraya geldi. Burayı iki eşit parçaya böldüğüne göre, evet, şu arkadaşlar da orta noktalar ise, demek ki şu arkadaş ile bu arkadaş birbirine paraleldir. Çünkü bak orta taban, sen bunu biliyorsun. Evet öğretmenim. E bu çizgi sevgili arkadaşlar, şu çizgi, şu arkadaşı iki eşit parçaya bölüyorsa burayı da iki eşit parçaya böler. E dolayısıyla sevgili arkadaşım, ki keza bunlar da bunları iki eşit parçaya böler. Yani şu arkadaşın DEF noktasının da sevgili arkadaşlar yine ağırlık noktası tam burasıdır. Yani G2 de burasıdır. Aynı nokta arkadaşlar bu iki üçgenin ağırlık merkezidir. Anlaştık değil mi bu konuda? Bak yine hop kenar ortay olarak gidiyor. Bu arkadaşlar da yine kenar ortay, kenar ortay. Şu çizdiklerin, çünkü bak bu arkadaş, şu arkadaş, bu arkadaş da orta tabandır. Bu arkadaş şurayı iki eşit parçaya bölüyorsa burayı da iki eşit parçaya böler. Sonra bu arkadaş şu, şurayı iki eşit parçaya bölüyorsa bu arkadaş burayı da iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla G2 olur. Öğretmenim bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şunu yapacağız. Böyle durumlarda harflendirme yaparken en küçük dilime harf vermen en güzelidir sevgili arkadaşım. O da ne biliyor musun? Bak şu kenar ortay ya, kenar ortay nasıl oluyordu, ağırlık merkezi nasıl oluyordu arkadaşlar kenar ortaylar? K'ya 2K olarak bölüyordu değil mi? Yani şurası K kadar ise şu arkadaş 2K kadar olur. Çok güzel. Aynı durumda sevgili arkadaşlar, şimdi bak burası 2K ise şurası da 4K kadar olur. Ya da dersin ki bak burası 3K kadar. Zaten bu orta taban ya. Burası 3K ise şurası da 3K kadar dersin. Bak kendini zaten yine amorti ediyorsun. Sağlamasını da yapmış oluyorsun. Şimdi bana söyle AG1. AG1. Zaten konuştuk. 4K. FG2. FG2 kendileri de 2K. Allah bin bereket versin. K'larla vedalaştım. 4 bölü 2'nin de 2 olduğunu biliyoruz zaten. Bursa. Gelsin 5 numara. 5 numaraya yelken açtık. Kendileri nazlandı, geldi. Sahnedeki yerini aldı. Aşağıda verilen ABC üçgeninde BN açıortaydır. Teşekkür ediyor. ABN açı ölçüsüyle tamam, kenar açıortay olduğunu anladık. Burası A, burası C. Ahanda burası da B kadarmış arkadaşlar. Güzel, teşekkür ederiz. Buna göre NC uzunluğunun ABC türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, hemencecik dalıyoruz. Neye dalıyoruz? Bak kenar ortay. Şu kenarlar arasındaki orantı aynıdır. Şu arkadaş C kadarsa bu da C'nin bir katı kadardır. Bu arkadaş da A'nın aynı katı kadardır. Aynı harfi yazıyorum. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bak kenar ortayı yazarsan ne yazarsın? A bölü, pardon açı ortayı, A bölü AK eşittir C bölü CK. Bak A'lar sadece C'ler. 1 bölü K eşittir 1 bölü K. Yaptığın hareket bu ha. Başka da bir şey değil. Ha güzel. Öğretmenim buradan nereye yürüyeceğiz? Sevgili arkadaşlar şuraya yürüyeceğiz. Şimdi bana B'yi söyle. B uzunluğunu CK AK diye ikiye böldük. CK, hatta şöyle yazalım. AK artı CK cik 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 oldu. Bursa kadar. Buradan K parantezini alırsam A artı C eşittir B kadar olur. K'yı çekelim. Her iki tarafı A artı C'ye bölüyorsun. B bölü A artı C. Sevgili arkadaşlar K denen arkadaş B bölü A artı C kadarmış. Ben nereyi soruyor idim?
NC uzunluğunu soruyor dedim. NC uzunluğu da A çarpı K değil mi? Evet. K'yi buldum. A çarpı, bak K yerine de şimdi bunu yazıyorum. B bölü A artı C. Geçmiş olsun. Bak bu A, bu da K. A cinsinden, B cinsinden, C cinsinden yazdım. A çarpı B. A çarpı B bölü A artı C. Edirne'yi işaretliyor oraya. Polemiğe molemiğe girmeden 6 ile devam ediyor. Çok güzel trink diye. Bak mesela ilk sorular çok zordu. Şimdi bunlar biraz daha soft. Ben olsam önce bunları sorarım, sonra onları çözerim. Buralar biraz geometricilerin soruları gibi olmuş. Biraz edit, editte biraz problem var gibi. Buradan uyarayım. Normalde ben acayip beğendim. Yani pekiştirme testlerini çok beğendim. Bu geometrilerde bir şey var arkadaşlar. Geometrilerde kantarın topuzu da kaçmış. Ondan sonucuma şey de olmuş. Yani editte de biraz problem var gibi açıkçası. Ama emek emektir yani. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Aşağıda verilen ABC üçgeninde dereret açıortay. Açıortay hiç affetmem. BAE açısının ölçüsü eşitler birbirine. Bak 16 üzerinde, 21 üzerinde, 20 üzerinde. Buna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Amacımız full x'e yürümek. Şimdi bak burada bir açıortay görüyorum. Burada 16'yı, 20'yi görüyorum. Dik'i görüyorum. Hiç affetmem. Şu dik'i de ben çizerim. Sevgili arkadaşlar işte bu ne demek? Bu şu demek. Ya sarı kalemim nereye gittin ya? Güzel sarı kalemim. Seninle çok güzel boyamalar yapıyorduk ya. Onu yere bir yere düşürdüm de o zaman şunu kullanacağım. Sevgili arkadaşlar şu üçgen ile şu üçgen aynı üçgenler değil mi? Evet öğretmenim. Her şeyiyle aynı. Bak açıları aynı. 90-90. Bunlar aynı. Şurası 20. Burası 16. Burası da 16. Şu arkadaşla şu arkadaş da eşit. Bak 16-20 nasıl bir üçgen sevgili arkadaşlar? Bu bir 3-4-5 üçgenini anımsatıyor sana değil mi? Hop gel yapalım. Bak o da nasıl? 3-4-5. Bak 4 katı. 4 katı. Hop 4 katı. Kaç olacak? 12. Burası 12. Burası da 12. Sevgili arkadaşlar 16 tamamı 21 ise buraya kaç kalır? 5 kalır. Ne kadar güzel 12 yazdım mı farkında mısın? Evet 12 deyip 21 yazdım. Burası da 12. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaş bağırmıyor mu? 5, 12, 13 üçgeni Pisagor yapıyorsun. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir x'in karesi. Vallahi itiraf ediyorum ben yıllar yılı böyle yaptım arkadaşlar. Lisede hep böyle yaptım ama en nihayetinde de Türkiye'de ilk 2000'e girdim. Çünkü ne yaptığımı biliyordum. 5, 12, 13'ü ezberlememiştim ama ne yaptığımı biliyordum. Bunu direkt bilmememin sebebi de çok ders çalışamamaktandı. Çalışamamaktandı dedim. Bak dikkatinizi çekerim. C. Ben istemez miydim çalışmayı? Siz çalışın. 7 numara diyor ki arkadaşlar aşağıdaki şekilde F noktası ABC üçgeninin açıortaylarının kesim noktası. Sevgili arkadaşlar sıkı durun. DE AB'ye paralel. Şunu şöyle bir uzatayım. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar bunlar birbirine paralelse konu kapanmıştır. Buradaki oran buradaki oranla aynıdır. Şurada bak açılar falan ayaklayacağım. FE3 DF2 CD bölü hatta bunların şey mi desem ya? Neyse CD bölü CE CD bölü CE bu arkadaşın bu arkadaş oranı EB bölü AD bu arkadaşın oranı toplamları kaçtır? Sevgili arkadaşım bak bu soruya iyi bak. Sonra dön gel. Birinci soruya bir daha bak. Birinci soruya bir daha bak. Gel bu soruya bir daha bak. Bu soruyu çözenler ya da çözmek isteyenler bire de baksın. Birin tamamen neredeyse aynısı. Neden? Çünkü sevgili arkadaşım orada yaptığımız hareketlerin benzerleri var burada. Üçgenin açıortaylarının kesim noktası dediyse kesişim noktası ya kesim noktası olur mu? Bak bunları birleştirirsem hop değil mi? Bunları elde ediyorum. Hemencecik sevgili arkadaşım şuralar açıortaylar AA buralar BB köşeler şuralarda CC açıları değil mi? Güzel. Ve sevgili arkadaşım hemen neyi görüyorsun? Bak Z dediğin şeyi pıt pıt iç ters açı. Burası da ne kadar? A kadar. O zaman şöyle kalkıp sevinçten bir miktar göbek atıyorsun. İkizkenar bir üçgen yakaladın. DF2 ise AD uzunluğu da arkadaşlar 2 birim. Oo senden mutlusu yok. Aynı şekilde bak. Hop paralel iç ters açı.
Yine Z gibi işler. Burası da B açısı. Yine ikizkenar üçgen yakaladım. Burası 3 ise burası da 3. Ve sevgili arkadaşım, birinci soruya tekrar bak. Bak, birinci soruda da aynı numaraları yapmıştın. Ve hatta birinci soruda hangi numarayı yapmıştın? Sen şimdi C, D, E üçgenine baktığında bir açıortay görüyorsun. 2, 3 görüyorsun. Demek ki şu kenarlar oranında 2 ile 3 ile orantılı. Yani burası 2K kadar ise, 2'nin bir katı ise, burası da 3'ün bir katı olacak. 3K kadar olacak. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. O zaman şimdi kağıt kalemi al eline. CD bölü CE. CD bölü CE. 2K bölü 3K. Artı EB bölü, yani 3 bölü AD. Ne kadar? 2. Konu kapanmıştır. İçler dış, şey, işler dışlar nereden? K'larla sadeleştirdin. 2 ile genişlet, 3 ile genişlet. 2 ile çarp 4, 3 ile çarp 9 bölü paydada 6. 13 bölü 6. Al bunu, çerçevelet, duvarını as. Anam, aman Allah'ım, bir an var ya şıklarda göremedim. Gene morarcaktım neredeyse. Ben birkaç tane soruda arkadaşlar binlerce test çözdüm. Yani şöyle 2000, 2000'de her birinde 10 tane çözsem 20 bine yakın soru çözdüm ben. Ayıptır söylemesi, 20-30 bin. Bir iki tanesinde de yamulayım yani. Tamam. Yani şey oluyor, bazen gözden kaçıyor da. Bir de böyle artistik yapmayı da seviyorum. Seviyorum çünkü şeyi seviyorum. Matematiği seviyorum. ABC ve ABD birer üçgendir. Keyif veriyor bana arkadaşlar. Umarım size de ulaşıyordur bu keyfimin gıcırtıları. KD, BC'ye, bak şu arkadaş, şu arkadaşa paralel. Çok güzel. Yine çizim, çok kötü bir çizim. Neden olduğunu söyleyeceğim. AD, BD'ye dik. Bu fena değil. ABD açısının ölçüsü DBC'ye aynı, aynı. AB 8, BC 2. Arkadaşlar bak, 2 birim bu kadar ise 8 bu kadar olmaz. Neden söyleyeyim ben sana? Bak bu 2 ise bir daha 2 çiz. Bak bir daha 2 çiz, bir daha 2 çiz. 2, 2, 2, 2. 2 bu kadarsa 8 bu kadardır. Sen ol. Diyelim ki bunları yapamıyorsun. Bak bunları yapamıyorsun ama en azından şu söylediğimi unutma. Gerçek hayatta bunlarla işlem yapmayacaksın, evet, ama şunlarla işlem yapacaksın. 2 bu kadarsa 8 bu kadardır. Gerçek hayatta bunlarla konuşacaksın. Tamam mı? Yani 2 böyle, 8 böyle, ben bunu reddediyorum. Çizimlerde bunu 875. kez söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de sesleniyorum. Ki bak 2018'den itibaren düzeltmeye başladılar. Hatta geçen yıllardan beri kazanım kavramalarda da düzelttiler. Bu pekiştirme testleri biraz aceleye gelmiş olabilir. Buradan soruları hazırlayanlara da söylüyorum. Düzeltmeyi unutmuşlar. Artık çizimler gerçek olmalı. Şöyle yapıyor, bak böyle yapıyor, burası dik diyor. Benim tüylerim diken diken oluyor. Korkuyorum. Ülkemin geleceği için çok korkuyorum. Böyle dik olur mu ya? Dik dediğin şey şöyledir arkadaşlar. Ne fark eder, ben buraya dik dedim ya. Ya yürüyün bir gidin ya. Yine hiddetlendim. Neyse, biz yine devam edelim. Efendi efendi, efendiliğimizi bozmuyor. Şimdi sevgili arkadaşım, 8 burası, 2 burası. Hadi kabul. Soruyu çözeceğiz ya hatırına. Ne kadardı diyor. Sevgili arkadaşlar, bir açıortay yakaladım. Ve bu açıortay gelip buraya dik iniyorsa ben şeyi kaçırmam. Bu çok güzel bir üçgende böyleydi. Bak uzatırım bu arkadaşı. Şu arkadaşı da uzatırım. Şurada yeni bir nokta teşkil ederim. A, B, C, D, K, L, M olsun da. Sevgili arkadaşlar bak. A, B, M. Üçgeni bir ikizkenar üçgen. Neden? Bir açıortay iniyor. Hop dikme olmuş. Demek şu arkadaşlar da kenar ortay oldu. Bir ikizkenar üçgen. AB'yi vermiş miydi bana? 8. Sevgili arkadaşlar, burası da 8 olmaz mı? Evet. Bak burası 2 ise burası 6 olur. Şimdi o abudik gubidikliğin cezasını daha çok çeksinler. Çünkü neden? Hiç 2 bu kadar, 6 bu kadar olur mu? 2 uzunluğu 6'dan büyük olur mu? Neyse, hadi ben gene şeyimi muhafaza ediyorum. Efendiliğimi muhafaza ediyorum. Sevgili arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Bak şu arkadaş, şu arkadaş ile paralel ise... Ve bu arkadaş bir kenarı iki eşit parçaya böldüyse, sen fazladan şunu da söyle, burayı da iki eşit parçaya böler. Ve sevgili arkadaşlar, bu KD uzunluğu, sevgili KD doğru parçası,
orta tabandır. Orta taban. Sen zaten benzerlik öğrendin. Bak bu arkadaşın, bu arkadaş öğreni oranı 1'e 2 değil mi? O zaman KD uzunluğu bölü sevgili CM uzunluğunun oranı da 1 bölü 2 olur ki burasının 6 olduğu yerde KD'ye de 3 denir. Çünkü yarısıdır. 1 bölü 2 oranı. 3'ü işaretler, testi de bitirirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Yetkililere tekrar sesleniyorum. Hak veriyorum. Geçen sene aceleye gelmişti. Bu sene de biraz aceleye geldi. Bunun da farkındayım. Ekonomi şundan bundan dolayı. Bunları lütfen bir sonrakilerde lütfen düzeltiniz. Çizimler biraz makul ve mantıklı olsun. Yani en azından öğrenci şu soruyu çözemese bile 2'nin bu kadar, 6'nın da bu kadar olmayacağını bilsin. Tamam mı? En azından onu bilsin. Şimdi sevgili arkadaşlar, testi tamamlar iken burada görmüş olduğun testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Hepsinin hem matematik hem de fizik derslerine ait olmak üzere ayrı ayrı oynatma listeleri mevcuttur. Ahanda burada. Şu görmüş olduğun TYT'lerde kanalında hepsi mevcut. Dedim ya az önce 20 bini aşkın soru çözdüm. Nerede bunlar? Burada videoların açıklamalar kısmında. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.